Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üslü sayılarla alakalı sorular çözeceğiz yine. Sorularımız yine yeni nesil sorular dediğimiz sorulardan oluşmakta. Şimdi burada bize bir modelleme verilmiş. Bakın yeşil şekli incelediğimiz zaman bunu biz A üzeri C çarpı B şeklinde ifade etmişiz. Bakın altta taban var. Taban A oluyor. A'nın üzerindeki C sayısı da ne oluyor bakın? Üst oluyor. Yanındaki sayı da çarpı olarak yazıyoruz. Sarı şekle baktığım zaman B var burada. B taban olmuş bakın yine. Üstündeki C sayısı ise bunun üstüsü olmuş. Üstü sayısı olmuş. Yanındaki A'yı da ne yapmışız? Çarpmışız. Bu kurala göre aşağıda verilen şekilleri modelleyelim. Ne diyeceğiz? 3 çarpı eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3'ün ikinci kuvveti olacak. Neden? Üstünde 2 var. Artı. Eksi 2 bölü 3 dedik. Bunun üçüncü kuvveti çarpı 6. Şimdi 3 çarpı eksi 1 bölü 3'ün ikinci kuvveti ne yapar? 1 bölü 9 yapar. Artı 2'nin üçüncü kuvveti 8. 8 bölü 27 yaptı. Eksi olacak yalnız. Çarpı yanında da ne var? 6. Burayı çarpalım. Ne oldu burası? 3 bölü 9. Artı ile eksi. Eksi yaptı. Burayı bölelim. 3'e böldüm 2. 3'e bölersem 9. 2 ile 8'i çarptım. 16. 16 bölü 9 yaptı. 3 eksi 16 ne yapar? Eksi 13 yapar. Cevabımız eksi 13 bölü 9 olacak. İkinci sorumuza baktığımız zaman Ayhan'ın yukarıdaki hedef tahtasına yaptığı isabetli atışların sayıları aşağıda tabloda verilmiştir diyor. Buna göre Ayhan isabet ettirdiği bölgenin içinde yazılı üslü ifadenin değeri kadar puan alıyormuş. Buna göre Ayhan toplam kaç puan almıştır? Şimdi bakın 2 üzeri eksi 3 puandan buraya 24 tane atış yapmış. O zaman bu puandan kaç tane alır? 24 tane alır. Ne diyeceğiz bunun için? 24 çarpı 2 üzeri eksi 3 diyeceğiz. Artı 2 üzeri eksi 2 puanı var. Kaç atış yapmış buraya? 12. O zaman kaç tane alacak? 12 çarpı 2 üzeri eksi 2 kadar alacak. Artı 2 üzeri eksi 1 puanı var burada. Kaç atış yapmış? 6. Ne diyeceğiz? 6 çarpı 2 üzeri eksi 1 diyeceğiz. Şimdi buraları düzenleyelim. 24 çarpı 2 üzeri eksi 3 ne olur? 1 bölü 2 üzeri 3 olur. O da ne yapar? 1 bölü 8. Artı 12 çarpı 2 üzeri eksi 2 nedir? 1 bölü 4. Artı 6 çarpı 1 bölü 2. Şuradan sadeleştirmeleri yaptığımızda 24'ü 8'e böldüğümde ne yapar? 3 yapar. Artı 12'yi 4'e bölersek yine 3 yaptı. Artı 6'yı 2'ye bölersek yine 3 yaptık. 3 tane 3'ün toplamı da 9 yaptı. Ayhan'ın toplam kazandığı puan 9'dur diyeceğiz. Burada da başka bir modelleme var. Bakın neymiş bu? Soldaki yeşil kutudaki sayı 2 eksiğini alıyorsun. Üstüne de pembe kutudaki sayının 3 eksiğini alarak yazıyorsun. O zaman şu şekli ifade edelim. Ne diyeceğiz? 2 eksiğini alacağım. 4 eksi 2 üzeri 2 eksi 3 diyeceğiz. Artı 1 bölü 2 eksi 2 diyeceğim. Üzeri ne diyeceğiz? 1 eksi 3 diyeceğiz. Burayı düzenlersek 2 üzeri 2'den 3 çıktı. Eksi 1 artı şuraya çıkartırsak ne yapar? 4. 1 eksi 4 ne yapar? Eksi 3. Eksi 3 bölü 2 yaptı. Bunun da eksi ikinci kuvveti. Devam edersek 2'nin eksi birinci kuvveti 1 bölü 2 yapar. Şimdi çift kuvvet olduğundan burası artı olacak. Ters çevirirsek eksi kuvvetten dolayı ne yapacak? 4 bölü 9 olacak. Aynı zamanda karesini aldığımız zaman. Şimdi burada bizim toplama yapabilmemiz için paydalar işlemimiz lazım. Burayı 2 ile burayı 9 ile genişleteceğiz. Ne olacak burası? 9 bölü 18 artı 8 bölü 18. Burayı topladığımız zaman 17 bölü 18 bizim cevap. Dördüncü sorumuza baktığımızda A pozitif gerçek sayısının süper karesi tanımlanmış. Nasıl tanımlanmış? 2 A şeklinde yazılan sayıyı A üzeri A diye tanımlamışız. Süper küpü ise A üzeri A üssü A diye tanımlamışız. Şimdi o zaman şurada bakın süper küp var. 3'ün süper küpü var. Bunu verilen tanımla uygun şekilde yerleştirirsek ne olacaktır? 3 üzeri 3 üzeri 3 olacak parantez içerisinde. Buradan ne olacaktır? 3 üzeri 27 olacak. 3'ün süper küpü 27. Şimdi geldik buraya.
9, 2 ifadesi verilmiş. Bu ne demek? 9'un süper karesini alacağız. Bunu da nasıl yazmışız? 9 üzeri 9 şeklinde ifade edeceğiz. 9 yerine 3 üzeri 2 yazarsak 3 üzeri 2'nin 9. kuvveti olacak. O halde ne gelecektir buradan? 3 üzeri 18 yani. Şimdi bunların çarpımını istiyor bizden. 3 üzeri 27 ile 3 üzeri 18'i çarpacağız. Tabanlar aynı iken tabanı yazıyoruz. Üstleri toplayacağız. 27 ile 18'i toplarsak 3 üzeri 45 gelecek. Beşinci sorumuza baktığımız zaman burada yine bir modelleme çıkıyor karşımıza. N eşittir eksi 1 üzeri N şeklinde veriliyor. Burada N yerine biz sayılar yazacağız. Şimdi burada bakın N yerine 1 yazmışız. N yerine 1 yazarsak ne gelir buradan? Eksi 1 gelir. N yerine 2 yazarsak ne gelir? Eksi 1'in karesi artı 1 gelir. O zaman şöyle diyelim. N eşittir. Şöyle 1 artı 2 artı 3 artı 4 tanesini yaptığımız zaman 19 artı nereye kadar gidecek? 20'ye kadar. Şimdi 1 yazdığım zaman ne geldi? Eksi 1 geldi. 2 yazdığım ne geldi? Artı 1 geldi. 3 yazdığımda ne gelir? Eksi 1'in 3. kuvveti nedir? Eksi 1. O zaman biz diyeceğiz ki arkadaşlar tek kuvvetlerde bu eksi olacak. Çift kuvvetlerde ise ne olacak? Artı olacak. Şimdi baktığımız zaman şu iki terimin toplamı kaçtır? Sıfırdır. Bu iki terimin toplamı sıfırdır. Şöyle bölersek ikişer ikişer gidiyor. 2, 4, 6, 8, 10. Şu iki terimin toplamı da ne olacaktır? Sıfır olacaktır. O halde bu toplamın şu sıfırların hepsini toplarsak sonucumuz ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Geldik bu soruya. Ne diyor? Yukarıdaki şekilde turuncu kutuların içine doğal sayılar, mavi kutuların içine x'e bağlı üssüz sayılar yazılmıştır. Kırmızı daire içindeki sayılar bağlı bulundukları kutunun içine yazılan sayıların çarpımı olduğuna göre a kaçtır? Yani şu 324, şu kutunun, bu kutunun, bu kutunun ve şu kutunun, 4 kutunun çarpımına eşitmiş. O zaman yazalım bunu. 324 eşittir 1 çarpı 9 çarpı 2 üzeri 3x eksi 4 çarpı 3 üzeri x'e eşit olacak arkadaşlar. Şimdi burada düzenleyelim. 124'ü bir ayıralım. 124 nedir? 108 ile 3'ün çarpımına eşittir. Burada da düzenlemeler yaparsak 108'de nedir? 36 ile 3'ün çarpımıdır. 36 ile 3'ün. Yani 124 nedir? 36 çarpı 9'a eşittir. Bakın bu 9'lar sadeleşti. Buradan ne geldi? 36 eşittir. 2 üzeri 3x diye yazdım. Burayı da 2 üzeri eksi 4 olarak yazdım. 3 üzeri x olarak yazdım. Şurası ne gelir gençler? 2 üzeri eksi 4, 1 bölü 16 gelir. O zaman 36 eşittir. 2 üzeri 3x çarpı 1 bölü 16 çarpı 3 üzeri x. 16, her tarafı 16 ile çarparsak, kalemleştirelim. Burayı 16 ile çarpacağım. Burayı da 16 ile çarpacağım. Şu 16'lar ne yapar? Sadeleşir. 16 nedir burada? 2 üzeri 4'tür. 36 nedir? 9 çarpı 4'tür. Yani 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2'ye eşittir. Eşittir. 3 üzeri x çarpı 2 üzeri 3x oluyor. Şöyle yazalım. 2 üzeri 3x çarpı 2 üzeri 3x. Bundan sonra bakın. Şurada tabanlar aynı. Üstleri toplarsak 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 2 eşittir. 3 üzeri x çarpı 2 üzeri 3x. Şimdi burada aynı sayılar var. O zaman ne olacak? Bu sayıların kuvvetleri de eşit olacak. 2'nin kuvveti 6. O zaman burada 2'nin kuvveti 6 olacak. Yani 3x eşittir 6 olacak. X eşittir ne gelecek? Buradan 2 gelecek. Bakın burada x yerine 2 yazdığımız zaman burada da 3'ün kuvveti 2 oluyor. Bu da sağlıyor. O halde x burada ne olacak? 2'ye eşit olacak. Şimdi bize ne sorduğu şey? A sayısını soruyor. A sayısı neye eşittir? 9 ile 5'in çarpımı ve 3 üzeri x'in yani 3 üzeri 2'nin ve arkadaşlar 3 üzeri 2x eksi 5'in. Şurada x yerine 2 yazarsak ne olur? 4, 4 eksi 5'ten eksi 1 olur. O halde A eşittir. 9 çarpı 5 çarpı üstleri toplarsak 3 üzeri 1 yapacaktır. Yani A sayısı 27 ile 5'in çarpımına eşit olacak. Bu da ne yapacaktır? 135'e eşit olacaktır.
Yedinci sorumuza baktığımız zaman burada yine bir modelleme görüyoruz. Nasıl modellemişiz? Üç tane dilim var. Daireyi üç dilime bölmüşüz. Alttaki dilimlerin farkı üstteki sayı demişiz. O zaman hemen şunu modelleyelim. 6 eksi 2x diyeceğiz. Üzeri 4 diyeceğiz. Eşitmiş neye? 18 eksi x'ten 18 artı x olacak. Üzeri 4 eşit. Şimdi burada üstler aynıysa o zaman ne olacak? Tabanlar da aynı olacak. Yani 6 eksi 2x eşittir. 18 artı x eşit olacak. 2x'i bu tarafa 18'i buraya alırsam ne olacaktır? Eksi 12 eşittir 3x olacak. Her tarafı 3'e bölersek x buradan eksi 4 geldi. X'i bulduk. Şimdi başka ne olabilir? Burası çift kuvvet olduğundan bunlar birbirlerinin eksilisine de eşit olabilir. Yani 6 eksi 2x eşittir. Eksi 18 eksi x'e de eşit olabilir. Bu durumda eksi 2x'i bu tarafa 18'i bu tarafa attığım zaman ne olacak? 24 eşittir x gelecek. X'i buradan ne bulduk? 24 bulduk. Başka da değerimiz yok. O halde x'in alabileceği bir 24 değeri var. Bir de eksi 4 değeri var. Bunları topladığımız zaman 20 yapacaktır. Yukarıdaki eşitlikte şu kare ve elips şeklindeki ifade şeklin sembolleri farklı asal sayıları göstermektedir. Yani yeşil şekilde turuncu şekil bir asal sayıymış. Farklı asal sayılar. Buna göre A ve B doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi burada ne var sol tarafta? 3 üzeri 6 var. 6 üzeri 4 var. Bu 6 üzeri 4'ü 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 diye yazabiliriz. 9 var. 9'u 3 üzeri 2 diye yazdım. 3 üzeri 2'nin 3. kuvveti. 12 var. 4 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5 şeklinde ifade ettik. Burayı biraz daha düzenlersek bakın. Şurada 6 tane 3 var. Burada 6 tane 3 var. Burada da 5 tane 3 var. Yani toplamda kaç tane 3? Şurada da 4 tane 3 var. Ne yapıyor bunların hepsini toplarsak? Hatta şöyle diyelim. 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 4. Buradan ne gelecek? 3 üzeri 6. Burada 3 üzeri 5 vardı. Çarpı 2 üzeri 4 dedik. Şu 2, 4 yerine de 2 üzeri 2 yazarsam ne olur? 2 üzeri 10 olur. O zaman şuraya düzenlersek 3 üzeri ne yapar burası? 10, 16, 21. 3 üzeri 21 çarpı 2 üzeri 14 oldu bakın. Neye eşit olacak bu? Şöyle üzeri A çarpı turuncu şekil üzeri B'ye eşit oldu. Şimdi bunlar farklı asal sayıymış. Bakın sol tarafı asal çarpanlarına ayırdım. Asal çarpan şeklinde yazdım. O zaman bu şekillerden birisi 2'dir. Birisi ne olacaktır? 3 asal sayısı. Bu 2 olsun, bu da 3 olsun. Bunların yerleri değişebilir, fark etmez. Şimdi bu 2 olduğundan, eşitlik olduğundan o zaman bunun üstü de 14 olacak. 3 olduğunda bunun üstü de 21 olacak. O zaman A artı B sayısının toplamı 14 artı 21. Toplamımız ne yapacaktır? 35 yapacak. Devam edelim. Şimdi burada matematik öğretmeni Mehmet Bey tahtaya 3 soru yazmış ve öğrencisi Ahmet'ten tahtaya kalkarak yazdığı soruları cevaplamasını istemiştir. Hangi soruları doğru cevaplamıştır? Şimdi burada eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı ne yapar? Eksi 1 bölü 3'ün ikinci kuvveti olur. Ve bunun karesini alırsak da ne olur? 1 bölü 9 olur. 3'ün karesi 9. 81 bulmuş. O zaman bu öğrencimiz yanlış bulmuş. Yani bu soruyu yanlış bulmuş. İkinci soruya baktığımız zaman 3 çarpı 2 üzeri 2 eksi 5 çarpı 2 üzeri 3'ü 2 çarpı 2 üzeri 2 diye yazdık. Artı 6 çarpı 2 çarpı 2 üzeri 2 diye yazdık yine 2 üzeri 3'ü. Bakın burada 2 üzeri 2'ler ortak dikkat edersek. 2 üzeri 2 parantezini alırsak buradan 3 gelecek eksi. 5 çarpı 2 10 geldi. 6 çarpı 2 artı 12 geldi. Buradan 2 üzeri 2 4. Şurası ne yaptı? 2 yaptı. 3 ile toplarsam 5 yapar. 4 ile 5'i çarptım 20. O zaman bu öğrencimiz ikinci soruyu da yanlış yaptı. Üçüncü soruya baktığımız zaman eksi 2'nin üçüncü kuvveti neye eşittir? Eksi 8'e eşittir. Eksi 2'nin eksi ikinci kuvveti neye eşittir? 1 bölü 2 üzeri 2'den 1 bölü 4'e eşit olacak. Çift kuvveti olduğundan eksi gitti. Bir de 2 üzeri eksi 4 var. Bu da neye eşittir? 1 bölü 16. Şimdi bunları çarpacağız. Eksi 8 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 16 dedik.
Burada sadeleştirmelerimizi yaparsak 8'e böldük 1, 8'e böldük 2. Eksi var başında. 4 ile 2'yi çarparsak eksi 1 bölü 8 yaptı. O zaman bu öğrenci sadece 3. sorunun cevabını doğru bulmuştur diyeceğiz. Şimdi burada bir adet grip virüsümüz var. Girdiği andan itibaren vücuda bölünerek çoğalıyor. Her 20 dakikada bir iki katına çıkıyormuş. 20 dakikada 2 oluyor. Sonraki 20 dakikada her biri iki katına çıktığından 4 oluyor. Bunu biz nasıl ifade ederiz? 2 üzeri n eksi ne deriz? 20 deriz. Şimdi n yerine 20 yazdığımız zaman ne olur? Bakın n eşittir 20 için 2 üzeri 20 bölü 20'den 2 üzeri 1 yani 2 tane olmuş olur. Bakın 20 dakikanın sonunda 2 tane oluyor. İkinci 20 dakikanın yani 40 dakikada ne olur? 2 üzeri 40 bölü 20 olur. Buradan 2 üzeri 2'den ne oldu? 4 oldu. Bakın arkadaşlar ikinci 20 dakikanın yani toplamda 40 dakikanın sonunda 4 tane olmuş oldu. Buna göre insan vücuduna giren 1 milyon adet grip virüsü 24 saat sonunda kaç adet olur? Şimdi bu 24 saati öncelikle dakikaya çevirmemiz lazım. Her 1 saat 60 dakika. O zaman 24 çarpı 6 diyeceğiz. Bu da ne yapar? 1440 dakika yapar. Şimdi bu 20 dakikada bir ne yapıyordu? Tekrarlıyordu. O zaman biz şöyle diyeceğiz. N yerine burada ne yazacağız? 1440 yazacağız. Formülümüz neydi? 2 üzeri N bölü 20 idi. O halde ne diyeceğiz? 2 üzeri 1440 bölü 20 dedik. Şunlar sıfırlar sadeleşti. Buradan ne geldi? 2 üzeri 72 oldu arkadaşlar. Şimdi toplamda kaç tane vardı? Burada bir taneyle başlamıştık. Toplamda burada kaç tane giriyor ilk başta? 1 milyon. Yani 1 milyon da nedir? 1 milyon arkadaşlar nedir? 10 üzeri 6'dır. O zaman bunun 2 üzeri 72 katı kadar fazlalaşacak, çoğalacak. O zaman ne diyeceğiz? 2 üzeri 72 çarpı 10 üzeri 6 diyeceğiz. Bunu da düzenlersek 2 üzeri 72 çarpı onu 5 çarpı 2 diye yazarsak 5 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6. Buradan 72'ler aynı. Üstleri toplarsak 2 üzeri 78 çarpı 5 üzeri 6 olacaktır. Cevabımız D şıkkı. Bugünkü sorularımız bu kadar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.